Özlem Hanım, sizi çok üzmek, acıtmak istemiyorum ama nasıl bir kazaydı o kaza? Eşim inşaatta aslında başka işler yapıyordu ama çatıya çıkmış. Çatıdaki işi bitirmiş. İnerken elektrikçilerin çektiği yüksek gerilim mi bir şeyler varmış da tellerine mellerine takılmış. Oradan sen düş, yan. Yani öyle haberler aldık ki yani insan inanamıyor. Gözünde canlandırsan olmuyor. Kayınpederim gitti. Bir hafta adli tıptan çıkartmamışlar. Alayım demiş, ne alacaksın demiş. Neyse en son bırakmış, bu sefer getirememiş. Getiremeyince oraya defnedildi. Biz kalkıp da gidemedik, ben hastanelerde. Kendime gelemedim iki sene, iki sene. Ben ne oldum, ne oldu hiç bilmiyorum. Sanki rüyadayım. Zaten hep gelecek zannediyordum. Hep akşam gelecek zannediyordum, akşam gelmiyordu, başlıyordum. Ağlama krizleri, perişan. Sonra kendimi hamile zannettim. Çocuğumu düşürttüm biliyorum. Yok ama sanki hamileyim. Sonrasında. Devamlı gidip geliyorum, devamlı. Hiç geçmedi o, öyle bir bunalım, öyle bir etkisi oluyor ki yani. Ben hala aklımda devamlı kendimi telkin etmeye çalışıyorum. Yani doktor da işte o yüzden dedi. Doktorlara gidiyorum devamlı. Dedi ki yani senin artık dedi yüzleşmen lazım dedi. Yüzleşmen lazım yani kabul etmen lazım. Çünkü insan kabul edemiyor Allah'ım. İnsan ölümü kabul edemiyor. Kaybını kabul edemiyor. Çocuğumu kaybetmişim kabul edemiyor. Bütün hayallerim yıkılmış. Hayatım yıkılmış. Bir de üstüne böyle bir şey. Artık hiçbir çıkış kalmamış. Ben de geldim, her şeyle yüzleşeceğim dedim. O kabullenme süreci evet herkes için çok başka. Ve kolay değil, hele ki sizin durumunuz çok zor. Çünkü hiç bekleme, yani ortada bir hastalık yok. Hastalık olduğunda dahi yani hastalığın sonunda gelen ölüm bile kabul etmesi çok zor oluyor. Ben de babamı kaybettiğimde teşekkür ederim. Hastaydı fakat işte toprağa verdim ama o kadar uzun süre kabul edemedim ki ve o durumla yüzleşemedim. Mezarına gidemedim. Öyle söyleyeyim size. Yani hele sizinki gibi bir acı, bir anda gelen, beklenmedik bir kazayla gelen o ölüm daha da zor. Bununla yüzleşmek. Fakat siz şimdi bir de üstüne bulduğunuz bir alyans, içine yazan bir kadın ismi, sizde oluşan o duygu, şüphe, o insanı eritip bitirir. Yani hem çok sevdiğiniz insanın kaybı, bunu kabul etmeye çalışma, hem de o acaba duygusu. Sormayın.